Hilal Özdemir işte o yasaklanmaların ardından gözler Türkiye'ye çevirdi. Çünkü Türkiye'de de çok sayıda araç var ve özellikle dizel araçlarında son dönemde biraz daha fazlalaştığı göz önünde bulundursak biz de Oto Haber Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Halit Bolat'a soracağız biz bunu. Diyeceğiz ki Türkiye'de şu anda İngiltere ve Fransa'daki gibi dizel araçlar veya benzinli araçlar yasaklanır mı? Sayısı ne kadar, onu size soralım. Sonuçta benzinli ve dizel araçların Avrupa'daki ülkelerde bugünden yasaklanma ile ilgili kararların açıklanmasının altında yatan sebep atmosferdeki aşırı kirlilik. Yani artık dünya alarm veriyor. Dolayısıyla içten yanmalı ya da içten patlamalı dediğimiz benzinli ve dizel motorların egzozlarından çıkan kirletici kimyasalları veya gazları artık azaltmamız gerekiyor. Belli bir noktadan sonra da tamamen ortadan kaldırmak zorunluluğumuz var. Elbette Türkiye'de günü geldiğinde benzinli ve dizel araçları yasaklayacak. Başka bir çaremiz yok. Bugün Türkiye pazarına baktığımızda aşağı yukarı %60'ının dizel, %40'ının benzinli olduğunu görüyoruz ama burada asıl kritik olan dizel. Çünkü hem benzinli hem de dizel motorların egzozlarından karbon monoksitler, karbondioksitler çıkıyor ama aynı zamanda dizellerde azot oksit problemi var. Bu çok ciddi zehirli bir gaz ve atmosferde çok ağır kirletiyor. İnsan sağlığına da son derece zararlı. Hatta bazı Avrupa ülkeleri 2025 yılından itibaren dizel motorlu otomobillerin satışını bugünden yasakladı. Yani önce dizeller gidecek, ardından da benzinliler gidecek. Ve göreceksiniz 2020'li yıllarda yollarda hızla hibrit otomobiller artacak. Yani benzinli ve elektrikli motoru birlikte taşıyan otomobiller ki bazılarında dizel motor olma ihtimali de var. Bu sayede emisyonlar yani egzoz gazı salımı azaltılacak ve 2040'lara gelindiğinde bu adı geçen ülkeler gibi daha birçok ülke ki bence Türkiye'de bunlara dahil olacak. Benzinli ve dizel otomobil satışlarını yasaklayıp